Merhaba Başlıyor. arkadaşlar. Rol Söyleşi'ye hoş geldiniz. Bugün oyun kuralları ile ilgili konuşma yapacağız. Ben başlıyorum. Az evvelki oyunda kombatta hani bir iki ufak şey oldu. Belirsizlik. Abi şimdi bizim en basit iki tane hamlemiz var. Evet. Bir tanesi hareket, diğeri saldırı. Hareket etmeyi seçmez isek onun yerine bir koşullu komutla ikinci bir saldırı yapabiliyoruz. Evet. Şimdi bunun nasıl çalışıyor ya da nasıl çalışması gerektiği hakkında konuşacağız. Tamam. Önce nasıl çalıştığını Erdal sen bize bir izah et. Şimdi şöyle ki ben bu mekaniği öncelikle Root'ta bu şekilde mekanikler yok. Root'ta tamamen konuşma üzerine. En azından deneme kitapçığı öyleydi. Yeni kitapçığı yeni orijinal kitap daha ilk defa çıktı ama elimize geçmedi. Araştırıyorum ama bulamıyorum. Almaya kalksam çok pahalı. Fazla pahalı. Ama ben bunu şey olarak hani kendi Ulson dünyasını artık yedirdiğim için Warhammer'ın Stormground diye bir oyunu çıktı. Altıgenli falan. Ben onu hatta Efe'ye de göstermiştim, hatırlıyor musun? Oradaki mekaniği aldım. Orada şöyle bir mekanik çalışıyor. Aynı yine FRP saldırıları gibi normal saldırı var. Bir de tetikleyici saldırı var. Altıgeni seçiyorsun ve hareket edemiyorsun. Sen onu hareket edersen ya da biri gelip senin hareketini bozarsa o altıgeni seçtiğin şey iptal oluyor. Yani hareketin bozulur. Burada da senin dibine gelip biri vursaydı o hareketin bozulur. Kılıç için ayrı, ok için ayrı mekanik. O kılıçta zaten dibine gelince vuruyor. Ama okta altıgen seç. Altıgene göre vuruyor. Bir de Overwatch özelliği. Overwatch özel bir yetenek. O da diyorsun ki şart koşuyorsun. Buradan geçerse vuracağım. O üstün bir yetenek. Biz şimdi en ilkel yeteneği kullanıyoruz. Hiçbir yeteneğimiz olmadığı için. Özel yetenek almadım. Mesela Efe'de var. Papiroz vuruşu diye bir vuruş var. Okun şeyini kullan. Diyor ki aşağıdan yukarı doğru biri çıkarsa diyor. Yukarıdan aşağıya. İkisi de hem yukarıdan aşağı hem aşağıdan Ha, yukarı. dikey gelişlerde okun çünkü sürekli elinde olduğu için hemen saplama özelliği almış. O bambaşka bir özellik. Ama benim bu özellik şöyle. Mesela burada body dedi ki normal atış at. İkinciyi de yürümek yerine dedi ki ben dedi bunun olduğu beyaz şu boş beyaz kareye atacağım. Warhammer'da bu adam buradan yürüdü. Bu ne yapıyor? Yine de beyaza atmış oluyor. Atmış oluyor. Atmaktan vazgeç. Hani o şey yapıyor. Odaklanarak atış yapıyor. Ya da öbür tura sarkıyor hareketi diye okuyabiliriz. Olay bu. Şimdi... Yani ben aslında seri bir atış yapıyorum ama ikincisine hedef almıyorum da şu noktaya nokta seçip oraya atıyorum. Şansa orada adamı denk getirirsem vurucu. Çünkü zamanın yok gibi düşünüyor. Normal vuruşun yerine daha böyle şart koşularak at. Yani 1,5 atış atmış gibi düşünüyor bir yerde. O zaman ben bunu şöyle oynatalım. Abi herkes normal hakkını bitirsin. Hem enemi hem de şey taraflar. Enemi de bunu yapabilir. Yani hem parti hem düşman. Her ikisi de tetikleme mekanizması kullanabilir. Tabii ki kullanabilir. Bir normal turda atıyorum az evvel önce düşman kurtlar oynadı sonra biz. Bir bu oyunu bundan sonra şu şekilde oynayalım. Normal tur bitsin ama aynı tur içerisinde ikinci tur reaksiyon turu olsun. Bu da şu anlama geliyor. Hani reaksiyon turu her hareket bittikten sonra ikinci hareketimiz ya. Bu şunu da yarayacak. Bir sonraki harekette adamı engellemeyeceğim. Bu turun son hareketi olduğu için hiç interrupt değil. Oyun bitecek. Sadece bitmeden noktayı koyacağımız bir hareket olacak. Biz bundan önce adamın hareketini kesip ondan önce giriyorduk reaksiyonu. Onun hareketini Adamın bölüyorduk. hareketini bölme olayını ben Bölmeyelim. sizi kabul ettim. Çünkü Normalde bölme yok işte. Bak dedim ki turun sana geri döndüğünde az önceki turun sonunda dediklerin oldu mu diye. tamamdır. Hem bu oyunda hem de bir önceki farklı oyunda biz reaksiyonu adamın hamlesini bölerek gerçekleştirdik. Yanlış oldu. Onu yanlış yaptım. Dolayısıyla sıralamada benim kafam karışıyor. Aynen. Halbuki biz ilk hareketlerimizi yapıyoruz. İkinci hareketimizi tam yapamıyoruz. Koşullu yapıyoruz. Aynen. Bundan sonra her iki grupta hareketlerini bitirsin. Evet, Reaksiyon öyle. hareketlerinde kimsenin hareket özgürlüğü kalmayacağı için aynı anda gerçekleşsin. Yani o bana ben ona ikimiz de reaksiyon mu yaptık? Hoş geldin Yazdi. Belki ikimiz de ölürüz. Belki birimiz ölür, birimiz yaşarız. Ama iki reaksiyon da gerçekleşecek. Ben Bütün reaksiyonlar sanki onu o aynı. şekilde yaptıracaktım da siz böyle olsa daha güzel olur falan dediniz. Ben orada sizi Çünkü bozmak istemedim. D&D için konuşuyorum. D&D'de ya da farklı yani bunu
biraz da oyun sistemi. Reaksiyon yaptığında bir şey reaksiyon ediyorsan direkt onu bölüyorsun. Senin şeyin önce geliyor. Magic'te de öyleydi. Bunda son var. Şeyin... Bunda da var. Bu ilkel bir temel bir yetenek olduğu için öbürü tamam. Aslında daha üstün bir yetenek oluyor çünkü. Daha o zaman iyi, daha iyi taktik bu hareketi. Çünkü öbüründe avantaj. Sonunda... Öbüründe avantaj alıyorsun. Çay için bunda, gelin. Bunda dezavantaj alıyorsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Dezavantaj alman için yapıl. Bir yerde de daha uzağa atış yapabiliyor mesela Warhammer'da. Bunu da ekleyeceğim. Yani sen eğer koşullu atış yapıyorsun, dikey değil de basketbol atış o şekilde attığın zaman daha uzağa atabileceksin. Ama bu da koşullu olduğu için dezavantaj birbirini tamamlayacak. Nötrlü. Yani hem uzağa atabileceksin hem de koşullu atacaksın. Warhammer'da öyleydi. O yüzden ben Nolan'a tamam. O şekilde atacağım. İkinci durum yine bir hareket bir saldırı var ama saldırıyı kullanmayanlar ikinci bir hareket hakkı kazanmalı. Ya da ilk hareketinden daha uzağa gidebilmeli. Sebebi şu. Az evvel kurtlar ve biz üçer adım gidiyoruz. Ben de yay olduktan sonra ben o beş adım mesafeyi hiç açmadan o bana üç adım yaklaşsa ben üç adım geri kaçıp oklayacağım. O kaçmaya giderse ben yaklaşıp oklayacağım. Mesafe hiç kapanmadan midi adamın okçuya yetişme gibi bir şansı kalmıyor. Dur %100 kesiyorum. Çünkü 3 yaklaşıyor, 3 uzaklaşıyorum. İşte şu an öyle bir durum yok. Var peki 2 hamlemde. Şu an öyle bir durum yok çünkü onu da yanlış eksik oynattım. Yürüdükten sonra normal ok atışı yapamıyorsun. Yürümeden yapman gerekiyor. Yine peki abi onda da penaltı oluyor Erdal. Var şu anda oynatsana. Birisi milli birisi şey olsun. Aramıza 5 kare koy. Tamam şöyle şöyle. 5 kare koy. Şu anda 3 kare yürüyüş menzili. 5 kare koy. 2 kare daha uzaklaştır. Mili hiçbir türlü kazanamaz. Uzaklaştı mı? Penaltılı atak yapar yakınlaşırım. Yakınlaştı mı? Bak Mili önce bana yaklaştır 3 adım. Penaltısız atak yaparım. İkinci turumda kaçarım yine 5'e. Hem mesafeyi korudum. Bir dakika hem... zaten vuramadı. Bir daha yürür. Niye yürür? Peki daha önce neden öyle yoktu? Çünkü hep hamle yaptınız. Hamle yapmadan yürüme yapmadı ki. Peki kurtlar neden bir aradım yürüyüp atak yapmadan ikinci yürüyüşlerini yapmadı? Biz kabul. Biz hamle yaptık. Düşman geldi zaten. Dibinize geldi hemen az önce. 4 adım attılar. Dibinize bittiler zaten. Niye bu oyunda evet. Yoksa? Bir önceki fight'te öyle olmadı. Ha evet o zaman o benim yürürler normalde. 2 kere yürür. Yani İki kere atak koşullu olabilir ama iki kere yürüyüş standarttır. Atak hiç yapmazsa evet. Ya koşula bağlar ya da ikinci kez yürümeyi seçer. Bu da tamam mıdır? Tamam bu da tamam. Tamam o zaman benim ama için çok... Ama şunu unutmayın ok atma. Ok atar yürüdükten sonra normal ok atışı atamıyorsun. Koşullu atış. Yani önce saldırı yapacaksın. Mecbur. Sonra ikinci hakkın yürümek olacak. Aynen. Çünkü şeyin bozuluyor. Dengen bozuluyor. Abi biz Legolas değiliz yani. Gidip koşu koşu ok atamayız. Durup, İleride skillerle olabilirse olabilir. Sonra koşuyoruz, duruyoruz. Öbür turun başında dinlenmiş olup tekrar atıyoruz. Yani mantık o. Skillerle falan olabilir. Kendine geliştirirsin. Bu basit iki hamle şu an için kombatta çok kafamı karıştıran şeydi. Oturttum. Oturdum. Başka eklemek isteyen bir şey. Canınızın sağlığı. Bozok konuş. Erdal'ım bir önceki kombatta yine fight'ı bitirince bir şey alıyoruz ya biz grup sahaysa. Ben enerjimi 5'ten 6'ya çıkarttığımı varsayıyorum. Tamam. Bu kombat için ne yapacağımı henüz kestirmedim. Perk seçimi gibi bir şey yapabiliyor muyum yoksa bir usta bir şey öğretecek de ondan sonra mı? Şimdilik perkleri şeyden seçiyorsun. Root'taki kitapçıklardan seç abi. İstediğin adamdan alabiliyorsun. Kendi perk ağacın var. Kendi perk ağacını hepsini alabilir sırayla. Başkasından da perk alabilirsin. 2 tane. Onu iyi seç. Şimdi bakıyorum silah becerikleri gulurba dal, savuştur, hızlı atış. Ben de bir şey sorayım o soruda. Silah becerileri ayrı. Bir de normal perkler var. Perkler karakter sayfaların arkalarında oluyor. Ben de bir şey sorayım. Bu kombatta benim kuzgun hayattaysa alıyor muyum bir perk ya da bir puan? Kuzgunum hayatta çünkü. Yok almıyorum. Çünkü sana bir sürprizim var. Kuzgunu 2 oyundur sorun. Kuzgun yok. Bakıyorsun yeni fark. Neyi çıkar? Ne yaptın? Niye böyle oldu şimdi? Ben onu kurdum. Ne zaman sorarsa söyleyeceğim diye bekliyordum. Sordun söyledi. Oyunda sormadın ama şimdi söylemiş oldum. Keşke oyunda söyleyeyim sana deseydim. Daha iyi olurdu da şimdi söylemiş oldum. İşte deseydin daha iyi olurdu. Yani şu anda sormadın. Sormadın. Sorman lazım her zaman. Ne yapıyor? Nerede bu kuş? Demen lazım. Ha şu var. Kuşun kurgucu olarak söylüyorum. Tamamen koptu gitti yok oldu demiyorum ben sana. Ama şu an yok etrafında.
Oyundayken bir seslensem oyunun başında. Bir dahaki oyunun başında. Ama yani şimdi senin bunu bana söylemen gerekiyordu. Bir. Hayır. Kuş arada bir zaten omzundan gidip geliyor. Sen de hiçbir Hayır. zaman kuşla Hiçbir zaman ilgilenmedin. kuş omuzumda girip gitmedi. Hep zaman, biraz zaman ben göndermediğim sürece omuzumdaydı herhalde. Oyunu ilk Yohan başladığından beridir. O şekilde hiçbir zaman kendisi kafasına göre gidip gelmedi. Hep benim omuzumdaydı. Ben yönlendiriyordum onu. O şekildeydi. Ama eğer böyleyse o zaman benim bu pörkü boşuna almam. O zaman mantığı yok yani. Yok. Başında çünkü öyle bir şey konuşulmadı. Başında konuşmam zaten. Sen sormuyorsun. Sormadığın için orada yok. Erdal'ım güzel kardeşim anlatamadım herhalde. Oyunun başından beridir yani Yohan kuzgunu bulduğundan beridir Abi bu ikinci şekilde kez de tekrar etme. Ha, duydum ben onu. Ben sana cevap vermeye fırsat vermiyorsun. Oyunun başından beri evet. Çünkü yaralıydı gidemiyordu bir yere. Ama iyileşti dedim ben. Arada sırada gidiyor dedim ne ben zaman sana. iyileşti dedin? Dedim ya iyileşti diye. Hatta gitti başkalarına zehir attı falan bir şeyler yaptı. Kendi kendine hareket ediyor. Hatta senden ayrıldı ağaca gitti gelmedi dedim bir ara. Son oyunları bir dinle bak anlayacaksın. Peki kardeşim tamam. Niye ben böyle bir şey yaptım? Tamam peki dediğin gibi olsun. Yani o senin karakterin iradesinin dışında hareket eden bir canlı. Ve farklı davranıyordu. Söyledim en son. Değişik hareketler. Bazen dinlemiyordu. Ve sen ona ne zamandır şu kuzgunuma et veriyorum demediğin için, hatırlatmadığın için. Kuzgunun karnı acıktı sağa sola gitti. Olay bu kadar basit. Niye bu kadar sinirleniyorsun? Yok sinirlenmeyeceğim. Sinirlendin ama. Sinirlendin. Sakin ol. Yohana dokunmadım sonuçta yani kuzgun. Bir dahaki oyunda kuzgunuma bakıyorum dersin. Bu telaştan dolayı aklımdan kaç sağa sola zaten konuyordu dersin. Çağırırsın bir şeyler yaparsın yani. Böyle sinirlenmene gerek yok. Sakin Yok sinirlendiğim falan yok ya. Erdal, Dropbox'ta perklerle ilgili bir yer var mı? Sanki var gibiydi ya. Bakayım ben. Temel hamleler, diğer dosyalar, duygusal özel anen var. Perkler var. Duygusal özellikler mi? Dur. Nerede yazıyor? Yok. Duygusal özellikler değil. Diğer dosyaların içinde kişisel hamleler ve özelliklere gir. Diğer. Orada hepsi Evet. perk abi. Evet. Çapulcuya bakıyorum. PDF olarak bakmak istersen PDF'lere gel. En Ha alttaki. bunlar perk. Aha, Tamam PDF. PDF'te Ben de perksel hamleler. burada Perk hamle, dediğim. root'ta hamle olarak yazmışlar. Moves diye. Üçüyle başlanabilir, gelişebilir. Beş, kendi iki başkasının. Biz Ha. başlangıçta hiç seçebiliyor muyum? Yazıyor. Başlangıçta iki tanesiyle 5 de bu başlanabiliyor. hani kısa oyundu ya. -4'lerle falan başladık mesela buradaki başlangıcı Ha kısa bu uzun atla. oyun. Evet uzun oyunda hiç başlatmıyorum ben aslında. Aldırmıyordum oradan da. Sıfırla mı başlıyoruz? Aynen sıfırla baş. Bak mesela PDF'lere geldiğin zaman abi orada da şeyler var. Hamleler var. Temel hamleler. Temel hamleler var. Başka neler var? Duygusal özellikler ayrı. Ondan mizaj dürtüler ilişkilerini seçiyorsun. Şey nerede ya? Temel hamleler neredeydi? PDF'te mi? PDF'e gel. Temel hamleler değil. Karakter hamleler şey zaten. Normal hamleler. Evet normal hamleler. Sinsileştirme. Karakterlerin hamlelerini bulamadım buradan. Buraya atmamışım. Silah becerileri, sinsi beceriler var. Silah becerilerini de yine perk gibi alıyorsun. Her bölümde ya bir silah becerisi alırsın, ya bir puan atlarsın, ya da başka bir hamle alırsın. Oğlum silah becerilerine bakıyorum da yani hiçbir bir beceri değil ki benim normal atağım daha mantıklı bunlardansa. Yani normal atak da var orada mesela. Normal atağı anlatıyor orada. Normal atak da diyor ki, ne diyormuş bak. Hedefle var, ok atarken açık bir hedefe uzaktan saldırıp yaralarsın diyor. Tam isabette ayrıca birini seçin. İki kere yaralama yok aslında. Biz onu eklemiş gibi ol oyun. Gizliliğini sağlarsın. Yani ya, zaten bir vuruyorsun. Bir de çarpışla bavuş var. Çarpış hamlesi bizim standart hamlemiz. Yakınındakine saldırdım. Yarı isabette birini seçiyorum. Tam isabette üçünü seçiyorum. İşte yarı isabette çok zarar verdim seçip iki yaraladım diyebilirim. Hangi dosyadasın şu anda? Silah temel hamleler silah hamlesi diye geç. Silah becerisi de diğerleri. 3 tane silah hamlesi. Hedefle çarpış boğuş. Silah becerisinde diğerlerini bulamadım. Temel hamleler. Şansına sinsileş, parçala niyet, durum ses. Link atayım. Silah becerileri. Link attım bak. Silah becerisi. Ben de buraya yansıtayım ekrandan görüyor musun benim? Görüyorum da şimdi Bak şu bir tane silah. mesela yatay bir üçlü silah becerisi tamam mı? Aha. Abi silahım kırıldı kendimi fena yaraladı. Ben niye bunu kullanayım ki? Yarı isabetteki şartlar onlar abi. Yarı isabet atarsan onları ve yatay biçte büyük bir özellik var demek ki. Ne var mı? Aa, ben de biç özelliği vardı ya.
Bugün onu söylemeyi unutmuşum. Evet, zırhını biçebilirdin direkt ve boşu boşuna zırhına vurdunuz. Hep senin gücünden. Kendimi iki kat yorarak, yani iki enerji harcayarak yakınımdaki herkese birden, vuruyor. Ya yatay biç. İşte arkadaşlar görüşürüz. İyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yatay biçersen böylece zırhlarını üç parça eskitiyorsun. Hepsinin zırhını direkt nakavt ediyorsun. Zırhı olmayanları da yaralıyorsun ayrıca. Hani aynı anda herkese mesela yatay biçi olsaydı Niyazi'nin yanında iki kişiye sürekli vurarak iki vuruşta zaten zırhlarını yani bir vuruşta zırhlarını temizleseydi. İkincide de ayrı ayrı bir zarla atıyor bir de. Ayrı ayrı atmasına da gerek. İkisine birden aynı anda vurabiliyor. Güçlü bir yetenek. Normalde hepsini ayrı ayrı zar atın. Dönüyor mesela. Önce bunu attım der. Sonra öbürünü attım der. Bunda tek zarla ikisini birden hallediyor. Çünkü iki enerji de harcıyor tabii. Bayağı pahalı bir yetenek. Bunu yapmak için de biç lazım. Gruba dal lazım. Bir de 2 puan harcama. 20. seviye olman. Biraz bunlara bakayım. Aynen. Şimdi üstün yeteneklerde hata bulma ihtimalin olabilir. Onu bir şey Yok. Olursa bana sorarsın. Tabii ki çevremdeki herkese 3 vuracaksam yatay biç kullanılır da. Başka şeyler de var. Şimdi bakıyorum hedef hadi normal bu hedefle. O normal vuruş işte o. O normal hedefli yapıyorsunuz siz hep. Saldırıp yaraladım. Tam isabette tekrar yaraladım. Biz 2 vuruyoruz otomatik. Ya da gizli korunumu korudum. Ha 2 vuruyor evet. Onu doğru varmış. Gizliliğini koruyabilirsin. Çarpış yaptı Niyazi. Yakındakilere saldırdı. Yarı bir saatte birini seçiyor. Tam isabetle üçünü seçiyor. Bunu yaptırmadık. Bu uzun süren bir şey. Yani ben bunu pek mantıklı görmüyorum. Tam isabetle üç tane seç deyip durmak yorucu insanı. Öyle değil mi efendim? Yani. O yüzden ben diyorum ki tam isabette iki kere vurdun ya da bir kere güzel vurdun. İki kere vurdurmayı da şartlı da yapabilirim. O benim oradaki duruma bağlı, inisiyatife bağlı. Yar isabette de şart koşuyorum hep. Buradan bir tanesini seç demiyorum. Burada yar isabette bir çok zarar verdim deyip geçebilir. Az zarar gördüm diye bir şey var. Niye kendine zarar versin? Çünkü dibine gitmek istemez ya da uzağına gitmek istemez. Dibine girerse şimdi şey olacak. Boğuşma ihtimali oluşur. Bunda bir de öyle bir şey var buddy. Mesela kılıçla normalde vuruş yapabiliyorsun. Dipte bıçak mesafe. Orada kılıç sallayamıyorsun. Kılıç havada sallanıyor. Tutuyor kolunu. Yani o güzel burada. Yani 3 mesafe var. Uzağındasın, dibindesin. Dip, işte burun burun. Ya da yakınımdasın. Yakınındakine kılıçla vuruyorsun. Dibindekine bıçakla vuruyorsun. Uzaktakine de şeyle, okla. Yakınındakine bir mesafeden mızrakla da vurabilirsin. Bu salaklar mızraklarını çıkarmadılar hiç gerisi. Sizi küçümsediler. Kafaları da çalışmadı. Kokudan dolayı herhalde. O yüzden pek bir şey yaptırmadım. Ama Niyazi aşağıda şiş kebap yapabilirlerdi. Şeyleri çıkarsın. Mızrakları. Vahşiler genelde salak oluyor zaten. Yani katılmıyorum bu görüşüne. Değişebiliyor. Yani salak derken yani şey, çok fazla zekaları çalışmış olmuyor. Bazıları da ona zeki oluyor. Onlar sadece öldürmeye odaklandığı için. Şu an başka bir şeyden kaçıyorlardı da o yüzden öyle oldu. Erdal. Söyle. Bu oyunda simya becerisi var mı? İşte simya dediğimiz aslında reaksiyona uğrayan ilaç yapılabiliyor. O şekilde. Şimdi simya. Benim Bülbülü karakterin çiziminde belinde iki tane de şey var ya şişe. Evet. Ben böyle simyacı bir karakter tasavvur ediyorum. Tamam güzel. Aklımda bir iki kural var. Serpil yani de öyle. Şöyle. Simya şişesi içtiğimde onun etkisi bir dakika içerisinde ikinci bir pot içemiyorum. İlkin etkisini siler yoksa. Böylece evet. Hani aynı anda birkaç tane pot içip süper kahramana dönüşmeyi engellemesi için. Olur, mantıklı. Ve başlangıç için düşündüğüm iksirler de içtikten sonra bir dakika boyunca ilgili şeyim. Ne bu yetenek, zeka, karizma 3 sıradaki 3 zar için artı 1 alacak 1 dakika boyunca. Hani 1 dakika boyunca artı 1 değil, 1 dakikada 3 kere kullanmazsam çöp, sıradaki 3 kullanmayı için artı 1. Onu konuşuruz ya, şu an kafamda oturmadı o. Ama dediğin mantıklı. Yani dediklerinde bir şey göremiyorum ama. Yani demek istediğim şu anda ağaca çıkarak bütün fight boyunca artı 1 aldım. Evet. Bir moral artısı varsa bütün fight boyunca artı bir geliyor. Evet. Benim için başlangıç simyam zaten bir fight bir dakikadan daha bir dakika kadar sürüyor. Bir dakika 10 tur mu? 6 saniye. Aynen. Kısa ya da, sürüyor burada savaş. Ya da bir tur 10 saniyeden 6 tur mu? Bilemeyeceğim. Başlangıç seviyesindeki potlar, şu an kullanmak istediğim potlar. İçtiğimde diyeceğim ki işte zeka potu içiyorum. Sıradaki 3 denemem zeka denemesi artı 1 alacak. Çok hem mantıklı. Yani öyle çok güçlü bir şey değil. Bir de 3 de sınırlı. Bunu yapıyoruz aslında biz Efe. Değil mi?
Mesela Türk çayı içiriyoruz. Diyoruz ki şöyle şöyle etkisi veriyor diyoruz. Mesela enerji verme değil sadece zarları da artırıyor ya da ne bileyim. Hani bunu yerseniz şöyle bir şeyler oluyor. Hani bu tarz bir simya var. Bu işte ben de bunu hani atıyorum silahım gidiyor bir tamirci aramak. Ben de grubun simyacısı olup böyle böyle potlar yapıp Olur. vermek istiyorum. İleriki seviyede biraz geliştiririz. Genelde İleriki zehir ve seviyelerde pan konuşuruz zamanla. Evet, mesela çapulcuların köklerinde zehir ve panzehirler diye bir şey var. Ben de var. Gördüm. Böyle var. Ha, onu alıyorsun ses. Ama sen diyeceksin ki zehir ve panzehir değil de buz üşendirmeler üzerine ben bunu geliştim diye not düşer. Aklımda da o vardı. Zehir ve panzehirlerin buff gibi. Aynen. Simya kelimesiyle kullanacağım ben. Tamam. Simya kelimesini kullanmana izin veriyorum. Kullanabilirsin o kelimeyi. Hani şeyi de engellemek için bunu genel kural olarak tavsiye ediyorum şimdilik. Hani aynı anda 3-5 tane pot içip bir sürü özellik almanın önüne geçebilmek için. Al Bir sana kere pot. pot içtik mi Anladım. bir Öbürünü dakika boyunca başka bir pot etki göstermeyecek. şöyle olur. Göstermez ya da gösterir, zarar verir ya da farklı zehirler bilemediği tavsiye Peki. edilmiyor deriz. Pek Tamam. tavsiye edilmiyor. Üst üste içmeyin aman falan yaparız. Bak burada diyor ki havuç suyu bir stres azaltır. Al işte. Bize stres olayları da var. Sana stres yedin aslında sen. Bugün ilk stresinde buz güçlendirme verdim. İkinci stresinde zayıflattım seni. İki stresin var senin. Onu bir dahaki oyunda hatırlatırsan sevinirim. Hikayede bozukluk Stres olmamış olarak mı olur. geçecek bu? Aynen Tamamdır. stres. Dört stres oluyor herkes. Level atlayarak da yine stresini 5'e çıkarabilirsin, 6'ya çıkarabilirsin. Ama şimdilik çok stresli şeyler yaşamadığımız için ihtiyaç duymuyoruz. Mesela otlu motlu kök çayı var. Adı öyleymiş. Günde bir defa 3 yorgunluk giderir. Günde bir defa içiliyor. Hani içilme sıklıkları da yazılabilir. Mesela sen dersin ki böyle bir pot yaptım. Bana izin veriyor musun? O potu mesela alır buraya yazar ekleriz. O potu ama şartları olur işte. Günde bir defa olur. Savaş boyunca. Anladım. Fare zehri var. İçen tamamen yorulur, iyileşmezse ölür. Enerji gidiyor, yorulur. Tembellik bir şeymiş. Ha, yani zehir dediğimiz şey direkt zehir olarak önce bir enerjin gidiyor, çöküyorsun. Gelip birisi iyileştirmezse, ilgilenmezse ya da sen kendini iyileştirmezsen ölüyorsun. Başka pot ne var? Başka yok galiba. Bir onlar mı var? Daha çok yapacaktım pot da ben çok uzaştırdığı için bıraktıydım bu kadar yeter şimdilik demiş. Ama şu otlu motlu kök çayı süper ya. Biriniz yaparsa enerji mesela savaşta şimdi enerjiniz gitti ya. Hadi bir otlu motlu kök çayı yapıp içelim. Kendimize gelelim. Ben Mesela zehir ve panzehir yapıyorum genelde, o yüzden. aynen zar atmaya gerek yok yani. Direkt günde bir kefa hallediyor. Bu şey kök. Valla bütün yetenekler ya da koşulların çoğu enerjiyle olduğu için ben direkt enerjiyi artı 2 verdim, 6 yaptım. Mantıklı mantıklı. Şimdi bu turda simya alacağım bu levelde. Zehirler ve panzehirler diye. Evet, Güzel. ben şu an için hani kombat tipi simyalara gitmek istiyorum ama o otlu motlu çayı da reçete olarak bulduk mu yaparık. Aynen. Onların yapılmasına ilgili şeyleri de ekleyecektim buraya da. Nasıl yapıldığına dair. Şey Ama bir altını abi, alabiliyorsunuz yani. Gidip köye gittiğiniz zaman bir altın verip bu yanımıza dur. Bütün ekibe içirecek şekilde. Yani bir kişi içmiyor sadece. Bütün ekip içiyor o gün. Öyle bitiyor. Yani bir kere çayı da tek başıma içerim diye almaz. yani kısa bir dinlenmede 15 dakika bir demleri Yani. herkese. Dugan'da güzel iksirler vardı ya kitabında. Evet. Bir de itemlere bakarsanız gelişmiş itemler var. Mesela normal kılıç gibi değil. Koca kılıç 2 var. Fazladan hasar verebilir. Böylece eskir diyor. Sen seçiyorsun saldırı. Niyazi de vardı aslında. Ben onu ara sıra ben ona söyledim. Dedim ki kılıcın eskisin mi diye sordum. Fazladan hasar verebilir. Böylece kuşananı yorar. Hem kendini yorup hem kılıcı eskittiğin zaman fazladan 2 hasar 3 vurabilir. Uzun yay 3 de güzelmiş. Uzun yay 3 Ama boş. Altı zayıf. neden güzel o biliyor musun? Ne özelliği var? Çünkü hasarı çok fazla. Hasarı çok fazla. Onu... Uzun yay 2 de 1, 2, 3 daireler 2 sayılıyor. 5 hakkı var. Uzun yay 2'nin 5 hasar hakkı var. Uzun yay 3'ün eskitme hakkı 2, 4, 6 tane. Yani eskisin de eskisin. Zaten korkutma atışı da eskitiyor mu? Ne yapıyordu herhalde öyle Vallahi benim aklımda yiyecek bir tane yay almak vardı. bir şey. Herkesin aklına. Sopa var. Verdiği hasar yaralamaz, yorar. Adamı yoruyorsun. Adam ekstra vuruş yapamıyor. Oralet niye arbalet şeklinde lan? Ha ona niye oralet Araba. de? Ona niye oralet demişiz? Çünkü onun bir sebebi var ya. Neydi onun sebebi? Okuyunca anlayayım. Bir tane çünkü. Eskidiği zaman kırılıyor. Çat diye gidiyor. Hani hiç. Tek kullanımlık. Ha tek vuruş.
Aynen. İnce tetikli. Sadece yakın hedefleyebilir. Böylece eskir diyor. Ha pardon. Pardon. Yayın hedef. Sadece yayın hedefleyebilir. Sadeceyi ben uyduruyorum. Sadece demiyor ki orada. Yakın hedefleyebilir diyor. Yakın End neydi? crossbow Kılıç. tarzı bir şey herhalde Ha, ya. kılıç mesafesi işte ha. End crossbow işte. Ha, yakını hedeflersen eskitirsin parçalanır ama atışını da yaparsın. Deri zırh. Üç kaynak taşımak. Mesela kaynak taşıma. Yani üzerimize parça abur cubur ot topladım. Üzerine ne kadar alacağını, eşya alacağını da sarıyor. Mesela dört tane kaynak hakkın var. Dört tane ot aldın. Dört tane de item alabilirsin demek. Yani kılıç aldım. İşte elbisem var. Botum var. Bir de yay aldım diyebiliyorsun. Yani o kaynak hakkı o yüzden iyi. Bu üç tane daha taşıma hakkı veriyor. Deri zırh. Hem 3 kaynak fazla alıyorsun 7 oluyor. Hem de 7 tane item taşıyabiliyor. Deri zırh niye yazmış? Deri kemer aslında. İsmini değiştirmemiş. Mesela tilki halkı uzun kılıcı. 2 olmasının sebebi hasarı çok yüksektir. Büyük şey eskimesi yüksek. Bir sahnede ilk Yok, iki eskimeyi... eskimesi. Hı? Ne İki dedin? tane eskimesi var. İki tane eskimesi var. Eskimesi yüksek değil yani. O zaman düşür ve savuştur diye iki yeteneği fazla yeteneği var o zaman bunun. Ha, aynen. Şimdi burada kılıç işaretinin olması mesafeyi gösteriyor. Bu yakın mesafeden vurur demek. Kısa yay da yakından vuruyor enteresan. Uzağı hedefler ama diyor eskir alt. Ucuz bir alt. Belet kısa yay 2. Kısa yay 2 de daha çok hasar al. Çelik zırh 3 zaten ölümsüz oluyorsun. 6 tane şey var. Ok geçirmez özelliği var. Aa biz bir enerjisi eksik oluyor bu çelik zırh alanları. Biz Niyazi hep eksi bir saymadık. Kullanışsız özelliği onu kuşanan hep bir yoruyor. Çıkarınca gidiyor. Hani üzerindekini çıkarırsa gidiyor. Ağırca kuşanan bir maceracı ise fazladan iki eskime hakkı olur. Fazladan iki eskime hakkı daha alıyor yani onun. O zaman 8 oluyor. Vur vur ölmez. Tabii kaç para? 6 6. Para mı ya? Sen zenginsin tabii. Bir de fare halkı kısa kılıcı var. Güç yerine zeka ile çarp. Zekasını kullanarak hareket ediyor. Ama eski yazı. Normalde yakından hep güç. Bıçak var. Enerji harcar. Pastırmalı zar. Şans oyunlar oynarken artı bir veriyor. Biri pastırma yerken zar kullanmış herhalde. Pastırma kullanıyor. Tuzak kurarak pusu yapacağın zaman artı bir verir. Tilki halkı dikizleyicisi. Bunlar hep köylerde satılan standart şeyler. Buddy. Bana bunlardan birini alıyorum diyebiliyorsun. Ben parayı mezar mı götüreceğim ya? Kaç Köye tane gittiğimde taşıma halledeceğiz bu hakkımız işi. var? Kaç tane kaynak hakkın varsa, kaynak var ya. O nerede yazıyor peki? Sol üstte. 4 tane oluyor zaten 4. standart herkes. Tamam. Onu da şuradan göstereyim. Gördüm gördüm. Yayın. Yarı hakkı 4, kaynak hakkı torba olarak. Yorgunluk ve stres. Stresi bilerek boş bıraktım çünkü buraya oynatan kişi başka bir şey de yazmış. Benim dünyada stresli şeyler oldu. Stres Stres koymuş. nasıl düzelecek? Kökçeyi. Kökçe'ye mutlu bir olay yaşarsın. Arkadaşların desteği olur. Kritik atarsın. Trajik atarsan stresini at. Aynı Ulson kuralları. Ben aslında devşiriyorum. Root'un kurallarını Ulson'a devşirerek. Öyle sistemi de oradan devşirerek devam edeceğim. Basit ya sayılara, büyük sayılara gerek yok. Yüzük zarı bırakmış oldum. Üzülerek bırakıyorum aslında. Bırakmak istemiyorum. Yüzük zarın zevki apayrı. Şıngır şıngır. Top gibi bir tane Efe. Değil mi? Ben de bıraktım ya. Aynen. Ama bırakmak mantıklı. Çünkü biz Türkiye'de yaşıyoruz ve altılık zardan bol ne var. Ama yüzük zar istesen bulamazsın. Kendin alacaksın. Yani etraftakilere öğretip de oynayın desen oynayamazlar. Yüzük zarımız Var yok ya, deyip. bizim Beylikdüzü'ne şey açıldı, gerekli şeyler açıldı orada, her türlü bulurum ben. Buradan yürüme mesafesi. Gerekli şeylerde ama sadece abur cubur var ya. Yok, Yani gerekli süs. şeylerde board'la ilgili şeyler de var. Ufak tefek Ben var yani. Çok fazla şey görmedim. setler de var. Zar setleri falan da var onlar diye biliyorum ben. En son Ben vardı yani. hiç görmedim. Ben Varsa iyi. benim zarları oradan almıştım. Hadi ya. Nişantaşı tarafından tabii. Nişantaşı'nda mıydı? Bizim buradakinde yoktu da. Yani sadece Ben minyatürler. gerekli şeylere 20 sene önce gittim. FRP ile ilgili A'dan Z'ye ne varsa orada vardı zaten. Hadi Yani ya. gerekli şeylerde tabii. Ama bizim burada gerekli şey ben yanlış mı hatırlıyorum? Bak. Akbatı yok diye biliyorum. Ya yani gerekli şeylerde çünkü Arkalık FRP board üzerine. Ben benim Bizde bütün zar setlerini Akbat'ta var işte gerekli şeyler. Abi orada yoktu yani. Burada yok olduğu için yok. Böyle minyatürler falan. Vallahi ben bütün zar setlerimi gerekli şeylerden aldım. Hatta aldığım dönemde 13 liraydı. Şimdi 20 kaç lira olmuştur da. Devam ediyorlarsa helal olsun. Sorarım ben ya. Şey Aa. buraya zaten pazar günü bir vakti olursa uğrayacağım. Bizim Çapul. buraya yeni açıldı zaten. Çapulcu Himaye vasisi olduğum kişiyi duyurdum. Badi burada aslında iyi bir şey dedi. Yani karga kişi sayılmıyor dedi. Evet sayılmıyor. Biz ona kişilik verdik ama yeterince kişi değil yani. Kendi kendine yetebilen hem yetebilen biri hem de koruması kolay yani senin omuzda durduğunu. Buna ya dezavantaj vereceğiz. Ya ben Zaten onu şöyle yapıyorum. Her kombattan sonra bir level aldığımı varsayıyorum. ha
Dur. Burada artık level sistemi oturuyor. Her kombattan sonra bir level alamıyorsun. Her oyunda 32 kombat yap. Belki hiç kombat yap. Her oturumda en fazla 2 level alabilirsin. Çünkü 2 tane dürtün var. Her dürtüyü bir oturumda bir kere çalış. 2 kere korusan bile o oturum boyunca, yani oturum bizim otur bugünlük yani. Bir saatlik. Biz bugün oturduk işte bugün. Yarın tamam. Oturduğumuzda yeni bir oturum. Onun tamam. Da sadece orada sayılıyor level. Üst üste level alma olayı kalktı. Bu da güzel bir şey. O ama şimdi şöyle. Oyun bug'ını kırıyor. Eski yani. Bug'ı değil de bu eskiden abi biz şimdi sende yarım gün oynardık. Yarım günde ister istemez 2-3 kombata girebiliyorsun. Şimdi zaten bir kombat yapıyorsun. Kombatta her ne kadar zart altılı kızlı bile olsa geçirdik vakti. Zaten aynen. İstesek de bir oturumda ikinci kombata giremeyiz. Şimdi o zaman orada şöyle bir şey yaparız. İnisiyatif kullanırız. Deriz ki bir saatte bir deriz. Anladın mı? Bir saatte oturum yaparız. Teneffüs yaparız. Herkes çayını sigarasını gibisiyle. İkinci saati ikinci oturum sayarız. Mesela. Zaten bu dürtüleri o bence bizden çok zaten. Senin de bir gözden geçirmen lazım. Ben bu himayeyi şimdi aslında fiyakalı bana para veriyor ama sen fiyakalıyla her zaman gelmiyorsun. Ben de mecbur bunu işletebilmem için her kombattan sonraya çeviriyorum. Şöyle her seviye atladığında dürtünü değiştirebiliyorsun. Dürtü alamıyorsun ama dürtülerini değiştirebiliyorsun. Dürtüleri o yüzden yani sen hiçbir zaman vasisin, senin sonsuza kadar yanında olmayacak. Evlenmek falan lazım. Şey yap. Ya vasim değişir. Bugün işte şu anda bak. Ben paralı askerim sonuçta. Bana parayı veren kişi vasim olacak. Bugün oyunun başında duyurursunuz. Ha, fiyakalı da mesela bir önceki kombatta Efe'ydi. İki kişi girdik. Bu kombatta Efe ile Niyazi'ydi. Niyazi'yi de koruduk. En çok hasar alan o. Şimdi hani ben bunu abi fiyakalı sensin DM olarak oynuyorsun. Bir oyuna sokuyorsun bir oyuna sokamıyorsun. Eğer fiyakalı her oyuna girmiyorsa hani ben level alamıyorum. Aldığım bütün 3 levelin 3'ü de bu himayeden geliyor. Tamam ama o zaman şöyle bir şarttan dersin ki bana oyun bittikten sonra söylüyorum bunu. Oyunun başına diyeceksin. Ben bu bozoğu koruyacağım ya falan dersin. Biz oradan anlarız senin himayeni duyurduğunu. Hikayeye uygun bir sesleniş yapmış olur. Ve böylece de sıkıntı yok. Karakteri değiştirirsin. Sıkıntı duyurman lazım ama. Bir dahaki fight'ın başında diyeceğim ki hani Efe ya da bir kişiyi seçeceğim. Bu fight'ta bu kişiyi koruyorum. Aynen. Bravo. Tamam. Bir de bu dürtüleri hemen parantez sen de açıyorum. Gözden geçir. Hemen parantez açıyorum. Gözden geçirelim abi. Zaten bunlar birazcık sancılı çevirisi oldu. İlk başta yanlış çevirdik. Sonra bir daha çevirdik derken düzeltelim derken bir şeyi biliyorsun sıfırdan yapmaktan daha zor oluyor düzeltmesi. Bilmiyorum, tamam. Bilirsin değil mi? O yüzden hata vardır belki. Neyse parantezi açıyorum. Korunmaya ihtiyaç duyulmadığı zaman yine de korudum deme hakkın bilmem anlatabildim. Yok yok burada bariz. Ben 3 sadece kombatlardan. Bariz bir tehlike yazıyor zaten aynen. Bariz bir tehlikeden koruduğunda diye özel. Mesela kuş için bu savaş tehlike miydi? Mesela Efe için. Kuş eğer hala omzunda bile olsaydı. Kuş için bu savaş bir tehlike değildi. Çünkü kuşa değil. Kuş zaten uçuyor sağa sola konuyor. Asıl tehlike bize karşıydı. Ona bariz bir tehlike yoktu. Biz ölsek bile kuş uçup gidecekti orada. Yani kuşa özellikle hedef gösterilse tamam. Ama Efe ne yapabilir bu durumda? Kuşun yerine başkasını seçer. Kuşu yine hikaye olarak devam ettirir. O sana iyi şeyler getirir. Ben sana onun ödülünü veririm. Kurgucu verir. O dünyada ödülünü alırsın. Doğa ana sana bir şeylerini verir. İlla ki. Boşu boşuna sen o kuşu gezdirmiyorsun. Ama oradan level kasmaya çalışmak Erdal bu kombat için konuşuyorum. Mantıklı değil. Söyle. Bu misafirimiz kızın adı neydi? Serpil. Serpil. Mesela onun üzerinde tepindiler. Niyazi'ye vurdular. Efe'ye hareket ettiler ama tutturamadılar. Bana kılıç sallayan dahi olmadı. Bu konumda Niyazi'yi savunuyorum seçse birisi. Efe'yi savunuyorum seçse. Ona hamle yapıldı ama denk gelmedi. Bana hamle dahi yap. Bariz tehlike yok işte. Sayılmıyor. Ben Efe'de var mıydı peki? Bakın şimdi Efe'de de bariz tehlike vardı saldırdığında gidip yanına korudun mu? Sen koruman lazım. Öyle uzaktan atış atarak değil. Önünü atlamak. Burada koruma diye bir hamle var. Bak ilişkilere geliyorum. Neredeydi? Koruduğum var bak ilişkileri okursun. Diyor ki kendimi ormanda toplam birini düşmanlığına sokacak bir şey yaptım. Neyse. Onu boş ver. O hikayeymiş. Alttaki sarıyı okuyorum. Yakınımdayken
yakınımdayken ona kastedilen hasarı kendime almak için kendimi yorarım. Bir enerji harcarım. Böylece bu sahnenin devamında silah hamlelerim artı bir olur ve otomatikman onu korumuş oluyoruz. Ve savaşın sonunda da hala sağlam. Böylece level at. Yani koruma... Nereye okudun? Şimdi Çapulcu'nun ilk sayfasının en altında koruduğum diye bir yer. Orada hikayeyi okuyor. Alttaki sarıyı okuyor. En alttaki satırı okuyor. Yani. Tamam. Abi bu şekilde bir koruma yapman gerekiyor mesela. Burada net anlatma. Ha, uzaktan attım, şey yaptım. Olmuyor. Yeterince koruma sayılmıyor. Zaten sen de savaş. Sen savaşmasan, sen dahil Abi olsan. dürtülerim ile şey almıyormuş. Dürtülerde ne diyor? Vasisi olduğum kişiyi duyurdum. Bu kişiyi bariz bir tehlikeden koruduğumda veya oturum sonunda güvendeyse gelişirim. Abi koruduğumda diyor ya o kısmı. Veya diyor bir de. O veya değişmesi lazım. Bak koruduğumda diyor ya. O koruduğumdayı açtım yukarıda ben. Sadece o kısmı. Korumak nedir? Size savaş geldiğinde kendinizi savunmanız onu koruduğun anlamına gelmiyor demek. Onu korumak için kendini öne atıp onun yanına gidiyorum, onun önüne geçiyorum bile demen lazım. Bir şeyler yapman. Siz taktiksel savaş omuz omuza çık. Korumadın demek. Yakınını almaya çalış. Özellikle yakınında durun ki uzaktaydı. Mesela Efe'yi korudum diyemezsin hiçbir şekilde. Uzağındaydı. Niyazi'yi de uzağındaydı. Sen koruyacak hiç kimsen yok aslında. Koruduğun. Ok atarak koruduğun ne kadar olur? Ama yanındayken korumak asıl korumak. Burada yani kastedilen korumak o. Çünkü bir hasar geldiğinde kendini alabilecek şekilde korumaktan. Buradaki korumanın Türkçesi. Peki abi o zaman okçuluğun ne anlamı kaldı? Hayır. Tamam okçunun yanına git. Ok gelirse onun önüne doğru duruyorum diye bir adamlar saldırırsa. O yeter. Saldırmaya gelemeseler bile yetti yani. Tamam korudun evet diye derim yani. Bariz bir tehlike gelir tabii de. Bariz tehlike lazım yine. Ya işte bunlar biraz soyut şeyler olduğu için kafa karıştırabiliyor. Biz Abi onunla soyutu geçtim. Şimdi ben Efe ile okçuları efektif kullanabilmemiz için birbirimizden uzak durmamız lazım ki birisi bana saldırırken Efe rahat vursun, Efe'ye saldırırken ben rahat vurayım. Şimdi iki okçunun birbirini koruması için ikimiz aynı ağacı tünemeliyiz. abi o zaman okçuyu koruma, başka birini koru. Hatta hiçbir şey koruma, git değiştir, dürtünü değiştir. Koruduğun Peki kişiyi dürtümü değiştir. değiştiriyorum abi. Kaç oyun oynadık? Bir harabeyi inceleme fırsatı henüz gerçekleşmedi. Bir grup sakini baskından özgürleştiririm. Böyle bir fırsat dahi olmadı. Düşman olan kişiyi duyurdum veya bariz bir zarar verir. Bu belki bir iki şey düşman duyursaydım olabilir de diğer türlü level atlama şeyi hiç olmuyor. Tamam. Mesela geçen oynadık ya kurtları düşmanım olarak adlandırıyorum. Çünkü bana lekeli, benim adımı lekelediler diye intikam seçerdim. Tabi bilmediğin için diyemiyorsun. Bilmediğin için. Bir de şey sana hak veriyorum. Buradaki anlamlar tabi ucu açık şeyler olduğu için biraz da kurgucunun inisiyatifine bırakmışlar bol bol. Efe bunu çok güzel oynadı. Keşif olayını. Her ormana girdiğimizde sağa sola bakıyorum bir şey var mı dedi. Bana da hatırlat. Ve ben dedim ki zar attım. Bak keşif var. 3-4 tane öyle bir değil mi? Virane bir şeyler buldun Efe. Oradan seviye atladı En mesela. son saydığım 6 taneydi. 6 taneydi. Bak işte 6 tane seviyeye bedavadan atladı. Bedava değil aslında. Yine girdi, çatıştı. Orada bir şeyler oldu, keşfetti. Çünkü sadece bakması yetmiyor. İyice didik didik her yerini araştı yani. Tamam, benim de zaten aklımda keşif ve himaye vardı. Ben geldiğimden beri bir kere bile Efe keşif yapmadı. Ben de onu kovalayacağım da zaten bir tek ilk geldiğim oyun Efe ormandan zaten mı yoldan mı gideceğiz diye soruldu. Efe O zaten zaman bir da bunu bilmediğim için yolu seçmiştim. bence Efe de biz kalabalık olduğumuz için daha önceki oyunları gibi oynamadı. Daha böyle az söz hakkı. O yüzden bence öyle oldu. Çünkü Efe'nin önceki oyunları böyle değil. Kuşunu besliyordu, sürekli kuşuyla ilgileniyordu. Keşif var mı diyordu. Sağası ormana girdik bak aa diyordu falan. O da haklı. Şimdi hangi birimiz ilgilenecek? Bir yandan hasar yazıyor. Bir yandan bizimle konuşuyor. O da bir yandan yardımcı kurgucu gibi bize şey yapıyor. Destek oluyor. Ama o böyle oynamıyordu mesela. Sen geldiğinden beri sapıttı. Yoksa Olabilir bir şey diyemeyeceğim. Efe hep böyle diyordu yani. Onun dışında keşifi bana sorun. Mesela ormana girdik. Hatta öbür oyunun başında sorun bana direkt. Şimdi Keşif. o zaman ben şunu yapabiliyor muyum? İntikam var ya, şu anda abi bugünkü fight'ı örnek veriyorum. Kurtlar ilk defa gördük. Pusuyu da kurmuşum hazır. Düşmanımı aha bu kurttur diyorum. Tak diye savaşıp kesiyorum, bir şey yapıyorum. O zaman gelişim alabiliyor muyum? Şöyle yapman lazımdı. Baştan sana kurgucu hissettirdi. Kurtlar var ve sen onların yüzünden acı çekti yaşa. Ben onlardan intikam alacağım. Bizim adımı nasıl lekeledi? Az önce dediğim Ha. gibi. Baştan duyuracaksın.
Ta tehlike gelmeden oyunun başında duyur. Yani bu duyurma işlerini oyunun başında yapmanız gerek ki ben bunlar çakallık yaptı demeyeyim. Ki ben zaten size ona ödülü veririm. Ha bunu duyurdu. Tamam ben onu intikam alması için gerekli ortamları hazırlarım. O alır ya da alamaz ona bırakırım derim ben. Aynı Efe'ye yaptığım gibi. Efe dedi ki keşif edeceğim mi? Sağa solda bir şey var mı dedi. Ben bak bakalım dedim. Hani ona sundum. Çok tehlikeli yerlerde. Hatta gitti bir yeri yakmak gibi bir şey gaflette bulundu mesela. Ne sen sordun, ben de hatırlat bunları. Ateş yakmaya korkuyoruz, ormanda şu Yani bu benim bu oyunun tarzını sevme sebebim Ulusonu da böyle oynattığım için. Mesela oyuncu talep edecek. Ben o talebi ama şöyle ama talep eder derken bana bir keşif çıkar da ben bir seviye atlayayım derce değil de hikayeye uygun şekilde bir şeyler söyleyecek. Efe bunu hep çok güzel yaptı dediğim gibi. Ondan sonra da kurgucu ona o imkanları sunacak. O imkanları aşıp aşmaması ona kalacak. Mesela bu oyunda mantık o şekilde ilerliyor. Mesela durum sez diye bir hamle var. Hiçbir şeyde görmedim ben. D&D'de herhalde şey vardı. Sıfır manalık başlıklardan birkaç tane bir şey vardı. Orada ona benzeyen bir şey var ama tam olarak buradaki gibi kurgucudan, DM'den ipucu isteyen bir yetenek görmedim. Mesela burada var o. Durum sez diyorsun. Ve kurgucu sana yardımcı oluyor. Çıkmaza giriyor çünkü oyuncular. Ne yapacağını bilemiyor. Kurgucu anlatıyor işte burada şu var, burada bu var. Kurgucu şimdi bir şey dese kurgucu kopya vermiş olur. Demese oyuncular sıkıştı, sıkılacak orada ne yaptı bilemiyoruz işte deyip artık öf İyi de puf abi yapacaklar. şimdi sen böyle anlattıkça karakteri o kadar hatalı yapmışım ki demek istediğim şu, şimdi korumak için adamın yanına gideceğim. Bir yorgunlukla adama hasarı kendime alacağım. Ondan sonraki abi hamleler otomatikman miliye geçiyor. Ben de okçu olduğum için gücü -4 vererek başladım. Abi değiştirebilirsin ama bir de şöyle bir şey var. Sen himayeyi sadece Efe'yi korumak olarak düşünürsen tabii ki de olmazsa daha iyi Kimi çünkü. korumak istersem koruyayım, Melih'e geçiyorum otomatik Tamam olarak. işte meleğe geçebilecek, meleğinin yanı, yani anlatamadım. Senin meleğe yanında meleğe şekilde durabilecek, yakınında durabilecek birisi olabilir. Mesela köyden gariban birini taşı. Var öyle görevler. Hana gittiğinde görev istiyorum ben ders. Birine eşlik et diye görev. Zar atıyoruz burada. Rastgele görev çık. O görevlerden mesela diyor ki birine eşlik et. Refakatçi ol değil mi? Öyle bir görev var. Refakatçi ol diyorsun. Aa tamam işte ben bunu koruyorum abi. Hep yanında duruyor. Sen ok atıyorsun. O bir şey yapmıyor. Korkuyor. Yanında duruyor hep. Böyle şeyler için. Aslında olmayacak bir şey değil. Sadece senin düşünce tarzına göre daha farklı. O yüzden atıyorum. Bak sana ne göster. Abi bir zar at baksana. Şimdi rastgele bir zar at. Ben örnek yani gözün önünde göstereceğim. Hana girdiniz. Hancıya dedin ki bir görev var mı? Sen kaç attın abi? Efe 32 attı değil mi? 3'ün 2'si. 32 attı. Burada biz görevlerde 32 diye sayıyoruz bunu. Hemen görevleri açıyorum abi. Görev listesi diye bir yer var. 32 neredeymiş? Burada. Ha, hangi köydeysen. Sen Tilki Köyü'ndesin abi tamam mı? Açıyorum Tilki Köyü'nü. Tükende 32 yok ama. Ha, Tilki Köyü'nde değil. Zaten Tavşan Köyü'ndeyiz şimdi. Tavşan'dayız şu anda. Yok. Yok abi bunlar şey için. Hangi nereye götüreceğine dair. Tavşana götür. Tavşan Köy'deyken değil aslında. 32 attın. Tavşan Köyü'ndesin. Diyor ki Tavşan Köyü'ne götüreceğim bunu. Tavşan Köyü'nde yapacaksın. Yani bu köyde değil. Başka bir Tavşan Köyü'ne gittiğinde 32'yi buluyorum ben abi. 32 bir sonraki en yakın yerde vaaz veriyorsun. Vaaz verme görevi çık. Abi vaaz verince ne diyor? Diyor ki ahaliyi gün boyu ikna etmem veya kandırmam gerekmiş. Ha vaaz verdiniz siz ya keçilerde. Hatırlıyorsun. Geçelim verdik. Ha o zaman body yok tamam. Body o sizin vaaz verdikten sonraki coşkulu halinizi gördü. Ahaliyi gün boyu ikna etmem veya kandırmam gerekmiş. Yoksa çay bana kalacak ve feci yorulacağım. Maskot bunların teslim alınca gelişip ödülümü seçecek. Orada maskot diye bir adam var. O maskotu buluyorsunuz. Ona diyor sanki vaaz verme görevi vermiş. Orada bir eşyanı kullanacaksın. Bir de çay dağıtacaksın sağa sola. Çay yani bir marketten gidip çay alacaksın. Bir de meşale kullan. Meşale şey olabilir. Herhangi bir meşaleye gibi bir şey olabilir. Yani geceleyin ışık yaktım. Mum yaktım da diyebilir. Mumu gidip alacaksın ama parasını ödeyeceksin. Ve yaparsan aşağıdan sana seçenek sunuyor. Maskot bana borçlu hisseder. Borçlu hissetmek ne demek? Hemen anlatayım. Abi bu oyunda öldüğün zaman sen eğer ki tavşan köye yakınsan ve öldüysen ölmüyorsun. Seni bu kurtarıyor borçlu hissettiği için. Ben diyorum gözlerin karardı gitti. Görüntü gitti diyorum.
Öldün. Sonra diyorum gözünü açtın maskotun evindesin. Ama bir kereliğine. O kartı atıyorsun. Yani ölümden kurtarma hakkı veriyor sana. Ya da bir bot alıyorsun rastgele. İtem veriyor. Aynı maceran kadar prestij kazanıyor. Yani sen kaç kere vaaz verdiysen o kadar puan. Bir kere verdiysen bir. Daha önce de verdi. İki daha alıyorsun. Üç. En fazla üç alıyorsun. Yani daha önce iki kere vaaz verdin. Üçüncü vaaz verdiğinde 3 puan birden alıyor. Artık vaaz vermekte ustalaşmış. Prestij kasıyor. Prestij ne işe yarıyor? O mesela tavşan ya bunlar. Tavşanlara prestij alıyorsun. Tavşanlarla konuşurken artık sana böyle o seni tanıyoruz ya ne haber dostum deyip yalaklanıyorlar. Attığın zarlar ona hep artı bir oluyor. Seni onu şey yapıyorlar, güveniyorlar. Prestijin sayfasında var zaten. Sonra anlat oraya. Refakatı göstereyim korumakla ilgili demiş. Ben zar attım vaaz ver. Refakat var. Aslında 3 zar atarak da yapıyoruz bunu değil mi efendim? 3 zar atarak Evet. yapıyorduk. 3 mesela ilk zarı attı kaç geldi? 3. Sonra 35 gelseydi refakat et. 2 tane botunu eskiteceğim burada. Ve yol boyu stres edecek bir şapşik savunmasızı yanıma onu korumam için verdiler. Ben onu oynatacağım sana. Arada bir strese sokacaksın. Morty bunları teslim alınca gelişip ödülümü seçeceğim. Morty'ye vereceksin sen bunu. Nerede? Tavşan köye gideceksin. Vereceksin. Tavşan köyde Morty varmış. Hangi tavşan köyde? Bir sonraki en yakın tavşan köyde. Neresi olduğu önemli değil. Görevler çünkü şey randomize burada. Ben bu görevleri ben tasarladım. Morty bana borç hisseder işte. Arbalet hediyesi var. İşte yine prestij almak. Hangisini seçersin? Diyeceksin ki altın niye vermiyor? Altın veren de var. Ayı kovala. Bazen de tabelalarda diyeceğim ki 3 tane görev var. Hangisini seç? O zaman zar atma. O da kurgucu sana kıyak. Kafana göre bir görev seç. Diyor ki benim altına ihtiyacım var. Ben gideyim bir ayı kovalayayım. Kaç altın veriyor? 4 altın. Normalde 4 altın veriyor. Şeye göre değişir. Kurgucuya dersin işte ben şöyle konuştum, ikna ettim. Tavşanlara prestij kasmıştım. Her prestij için sana iki katı veriyorum. İki yani 3 prestij var. 3 prestij varsa sana 12 altın gibi. Bunlar zaten kendi oynadığımız, yaptığımız şeyler. Her şeyi matematiğe dökemiyoruz. Ayak işi yap. En kolay hangisi Evet. bu? Bütün akşam ama öbür gün enerjin sıfır başlıyor, değil mi? Ha. Enerjisiz baş. Ama çay hediye diyorlar. Çay verdi işte. Uykusuz Beyefendi kalmıyor. saat 12'yi geçti. Kaçmam Aynen. lazım. Aynen. Aynen. Ben eğleniyorum ya. Bu sistem hoşuma gidiyor. Ben. Komik. Karikatür. Ağzına sağlık buddy. Yine konuşuruz. Aklına bir Abi şey sağ ol. takılırsa söyle. Tamamdır, Tamam. görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Ya işte. Senin yazıyı okuyamadım daha. Ha. Fırsat olmadı. Bugün resim yarışması falan yaptım. DFRP vardı. Zar zor Hı. hazırlan. Zar zor hazırlan. İyi, sıkıntı yok. Savaşta eğlendin mi bugün? Güzel güzel savaş güzeldi. Nasıl sapladın? Bir kere daha hallet. Papyrus ya. En Evet. sevdiğim oyun sitelerden biri. İyi bakalım. Sen de gece kalma. Ben de resime döneyim. Senin seslendirdiğin videodaki bahsettiğin her şeyle ilgili yani genel olarak resimleri tamamlayıp sen anlatırken onlar geçecek böyle. Hani. Ama güzel olur. Aynen. Gözde canlandırmak için. Sen gene müsait bir zamanda yazıyı oku da ben de ona göre seslendirmesini yapacağım çünkü. Bir sayfa zaten o. He, Tamam. Hatta şimdi okuyuvereyim sana da. aynen. Yani bu Ha, şeyle mi yazarsın ilgiliydi? gruptan. Hikayeyle mi ilgili? Şey bu çocuklara oynattığınız hikaye var ya Ha tamam ya. avcı kurtlar. Tamam. Hani onun birkaç tane sonu vardı. Birinci sonu yaptık, bu ikinci sonuyla alakalı. Tamam. Hadi bakalım o zaman Tamam. görüşürüz. Okuyayım ben. Bay Görüşürüz. bay. Görüşürüz.